Arkeolojik eser bakımından da Samsun oldukça zengin. Samsun Yerel Tarih Grubu Başkanı Emin Kırbıyık, Samsun'da 10 bine yakın arkeolojik eser olduğunu söyledi. Şu anda Büyükşehir Belediyesi Arkeoloji Müzesi'nin inşaatına başlamış durumda. Yıktılar o MİT binalarını, eski stadyumunu orada. Orada inşaatına başladılar. Samsun'da 10 bine yakın arkeolojik eser var. Mermer eserler yönünden, sikkeler yönünden oldukça zengin. 10 bine yakın bizim eserimiz var. Onların ancak arkeoloji müzesinde 700 adedi sergilenebiliyordu eski arkeoloji müzesinde. Eski arkeoloji müzesi de yalıtımı yapılmadığı için korozyona uğruyordu oradaki eserler. İnşallah Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yeni arkeoloji müzesinde bunlar önlenecektir kanaatindeyiz. Bunun dışında eski valimiz Hüseyin Aksoy'un döneminde yapılmış olan yakın eğitim tarihimizin çok önemli örneklerinden biri olan Akpınar Köy Enstitüsü Müzesi'nin binası da hazır. Oranın da bir an önce müze olarak açılmasını hem Büyükşehir'den hem İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden bekliyoruz. Haber 55 TV'ye konuşan Kırbıyık, Saathane Meydanı hakkındaki projelere de değinerek bizim toplumumuzda tarihe pek değer verilmiyor dedi. Saathane'de eski kalenin temelleri ortaya çıkarılmış vaziyette. Orada tabii devam eden davalar var. Yıkıntılardan dolayı halkımızın belediye aleyhine açmış olduğu davalar var. O davaların neticesinde orada cam çerçeveler üzerinde o kalenin surlarını seyretmek ve onlardan faydalanmak mümkün olacaktır. O dönemin kalesinin Büyükşehir Belediyesi'nce yapılıp yapılamayacağını daha henüz bilemiyoruz ama zannediyorum temeller cam çerçeveler içinde halkımızın ziyaretine açılacaktır diye düşünüyorum. 1890 yılında Samsun büyük bir yangın geçiriyor. O yangında yakılmış olan evlerin temellerinde o kalenin taşları kullanıldığından kale yok edilmiş vaziyette. O dönem sonlanmış yani. Ondan sonra da zaten orada Çarşıcılar Sokak, Meyveciler Sokak gibi sokaklar, eski postane, telgrafhane sokak gibi sokaklar oluşmuştu. Kale aslında bizde genelde eski eserlere önem verilmiyor maalesef.